Değerli dostlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere çay toplama makinesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Çay Rize'ye geldikten sonra, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun bu bölgeye geldikten sonra elle toplandı, orakla toplandı. Sonra makas icat edildi. Makas da toplanmaya başlandı. Şu anda büyük oranda makas da toplanıyor. Çay arazilerinin bölünmesi sebebiyle artık çay tarımı insanlara bakamadığından dolayı birçok insan büyük şehirlere göç etti. Araziler bölündü. Dolayısıyla yeni nesilin, yeni gençliğin çayla uğraşma olayı biraz azaldı. Bu sebeple işçi açığı ortaya çıktı. İşçi açığı daha çok Gürcistan'dan, komşu Gürcistan'dan, Batum'dan gelen insanlar tarafından karşılandı. Şu anda Afrika ülkelerinden bile insan geliyor. Türkiye Cumhuriyetlerinden geliyor. Maliyetler gittikçe artıyor. Şu anda 300-400 liradan bahsediliyor işi yevmiyeleri günlük. Bu rakam daha da artabilir. Tonneşi toplayanlar var. Şu an 2022 yılı Mayıs ayı, sezon yeni açılıyor. Daha doğrusu sezon açıldı aslında da bizim köylerde yeni açılıyor. Şehir merkezlerinde, kıyıya yakın olan şehir merkezlerinde, şehire yakın olan yerlerde sezon daha hızlı açılıyor. Şu anda yağmur yağıyor. Yağmur yağdığından dolayı tek kişiyim. Bu videoyu tek başıma çekeceğimden dolayı biraz sıkıntılıyım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Birçok YouTube'da birçok video seyrettim bu makasla ilgili. Daha önce 7 sene önce Kore tarafından gelen bir makas aldım. Benim çaylıklar çok eğimli olduğundan dolayı o makineyi kullanamadım. Aslında düz bir makine, düz bir arazim olsaydı çok uygun bir şekilde kullanırdım. Normal şartlarda kendim fazla çay kesemiyorum, yani 150 kilo. Dolayısıyla kendi çayımı kendi toplama arzusu olduğundan dolayı hep bir arayış içinde oldum. Hatta Hindistan'da bir öğrencim vardı, Sarang diye. Ondan bile istedim yani, sizde nasıl oluyor diye. Şimdi geçenlerde Rize merkezde makineleri gezdim. Makine satan dükkanları. Bir tane makine çok hoşuma gitti. Hafif. Ondan sonra aküsü sırtında oluyor. Şu görmüş olduğunuz araziyi onunla topladım. Yarısına kadar. Bu eğimli bir arazi. Bir günde yarısına kadar topladım. Normal şartlarda burası 900 kilo çay veriyor. Demek ki 130 kilo çay aldım bundan. Çünkü sürgün daha olmamış. Yani daha yeni. Demek ki olsaydı 450 kilo çayı rahat bir şekilde toplardım. Şimdi makinenin şu şekilde emniyeti var. Buradan. Şuradan da basıyorsun. Alt şeyden düğmesi var. Bu şekilde çalışmaya başlıyor. Şu şekilde. Ben şimdi bir elimde zor oluyor. Bir elimde telefon, bir elimde makine zor oluyor. Ama şöyle bir arazide, yani çokça ağaçların içerisinde olan bir arazide biraz bundan çalışmak zor. Orada zor. Daha çok dağlık, şeylik olmayacak, böyle temiz olacak. Şimdi evet, bu da aparatı sırtına koyuyorsunuz bu şekilde. Şöyle sırtınıza koyuyorsunuz. Şimdi gelelim sorulara. Makineyi size fazla gösteremedim, çekimini. Bir kişi de olsaydı yanımda iyi olurdu, köyde kimse kalmamış. Burası da benim köyüm. Şimdi şarjı normal şartlarda bir gün gidiyor.
Akşam şarja koyuyorsunuz. sabaha kadar şarj oluyor. Bir gün gidiyor. Kışın şarjı dolu olması gerekiyor. Onun için zaman zaman şarja koymak gerekiyormuş. Onu söylediler bize. Yedek şarja gerek yok şu anda. Çünkü şarj devam ediyor. Ha, şarjın ömrü ne kadar olur? Onu bilmiyorum açıkçası. Bu biraz Japon tekniğiyle Çin'de öğretilmiş. Şu şeylerin dişleri falan bakıyorsunuz mesela. Çok sağlam dişleri var. Önüne bir tane bunu toplarken şey de yapabilirsiniz buna. Sepet de koyabiliyorsunuz buna. Normal çay sepeti gibi. Ondan sonra ya sırtınızda fazla ağırlık yapmıyor. Şeyde bu sepetin ağırlığı da fazla değil yani böyle. Bir kilo var mı yani? Yoktur ha. O civarda işte. Şurayı değiştirip sepet yapabiliyorsun. Buraya sepet şey koyabiliyorsun. Torba koyabiliyorsun buraya. Yani kısacası ben makineden memnunum. Güzel yani. Tavsiye ederim. Yaklaşık günde 500 kilo çay toplasınız. 5 günde 2,5 ton çay yapar. Bu alışmaya da bağlı. Araziniz biraz güzelse, mesela Pazar, Ardeşen, Arabi, Fındıklı, Of, Dere Pazarı bu bölgelerde gerçekten Kalkandere mesela güzel araziler var. Çayelinin bazı yerlerinde, Şairler Deresi, Aşıklar Deresi gibi yerlerde. Güzel arazileri var. Bu arazilerde çay toplanır gayet güzel bir şekilde. Yoksa benim şimdi şu arazide en fazla bu çaylıkta hele yukarı kısımlarında yürümekte zorluk çekiyorsun. Burada bile toplamış olabilir. Şimdi bununla şunu da yapabiliriz. O aklıma geldi. Ben deneyeceğim bunu. Olur da hakikaten. Mesela şu ara çaylık setini çay yapıp iki seti beraber toplanabilir. Gerçekten toplayabilir. Evet, sorulara şeyde cevap vereceğim. Yorumlar kısmında. Hepinize iyi günler diliyorum.